Arkadaşlar, gerçekçi duran göz retouch'ı da Photoshop'ta yine kolay olmayan konulardan biri. Bunu en hızlı ve doğru bir şekilde çözmek için iki farklı butona indirgedik. Göz hızlıyla başlamak istiyorum. Göz hızlı butonuna tıkladığımda bana bir tane klasör oluşturuyor. Klasörün içini açtığımda işlem yapacağım alanları görebiliyorsunuz. Hemen üstten fırçayı seçiyorum. Iris diyor, maskeyi boya diyor. Bu maskeye tıkladım ve fotoğrafa yaklaşıyorum. Iris dediği alan gözün renkli kısmı arkadaşlar. Burayı boyadığınızda buradaki rengin canlılığını artırıyor ve biraz daha kontrast hale getiriyor. Bakın çok basit bir şekilde iris kısmını boyadığınızda burayla ilgili çözümümüz bitiyor. Beyaz kısımlar dediği de gözün beyaz kısımları arkadaşlar. Yine maskeyi seçtim. Zaten fırçam seçiliydi. Gözün beyaz kısımlarını boyuyorum ve göz gerçekten çok doğal, temiz bir şekilde gözüküyor. Bu alandaki renk sapmalarını minimize ederek ve biraz da parlaklığı artırarak gözün daha vurgulu gözükmesini sağladı. Fotoğraftan uzaklaşıyorum. Klasörü açıp kapattığımda bakın etkiyi görebiliyorsunuz. Ekstra diyor. Ekstra parlatma ya da karartma yapabilirsiniz anlamı taşıyor. Örneğin gözün dış çeperindeki şu alanları siyah fırçayla boyayarak karartabilirsiniz. Buraları boyuyorum. Biraz daha vurgulu olmasını sağladım. Hatta şu gözün üst gölge kısmını, kapak kısmını biraz daha karanlık yaptım vurguyu artırmak adına. Uzaklaşıyorum. Şu alt kısmına da biraz gölge vermek için yine siyahla boyuyorum bu layer'ı. Beyaz renge geçtim. Klavyeden X tuşuna basarak siyah ve beyaz arasında geçiş yapabilirsiniz. Beyaza geçtikten sonra gözün şu parlayan kısımlarına ışığın çapraz hizasına biraz daha parıltı ekliyorum. Ve klasörü açıp kapattığımda etkiyi görüyorsunuz arkadaşlar. Uzaklaştım. Klasörü açıp kapatıyorum. Şimdi size biraz daha yakınlaşayım. Öncesi sonrası. Öncesi sonrası. Şimdi bu işlem normale göre biraz fazla. Videoda görünür olması için böyle yaptım. Siz fazla olduğunu düşündüğünüz klasörü de tek tek opasitesini düşürebilirsiniz. Ya da komple bu işlemin genel opasitesini de düşürebilirsiniz. Örneğin %60'ta bıraktım. Gayet tadında olan bir göz retouch'ı oldu. Benim tavsiyem klasörün opasitesini düşürmeniz, %50-60'ta bırakmanız. Sizin için gerçekçi olan ve çok hızlı bir şekilde çözüm üretebileceğiniz hızlı bir göz retouch'ı yapmanızı sağlayacak.